AK Parti Samsun Milletvekili ve Milletvekili adayı Fuat Köktaş seçim çalışmalarını Atakum'da sürdürdü. 19 Mayıs Üniversitesi'nde görev yapan öğretim üyesi, akademisyenler ve idari personelle bir araya gelen Köktaş, daha sonra Esen Evler, Yeşildere, Küçük Kolpınar, Büyük Kolpınar, Deniz Evler Mahallesi sakinleriyle buluştu. Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası Samsun Şubesi yönetimi üyeleri ve aileleriyle bir araya gelen Köktaş, Atakumart Vinliler Derneği'ni de ziyaretinin ardından üniversiteli gençlerle buluşarak tecrübelerini paylaştı. AK Parti Samsun Milletvekili Köktaş gerçekleştirdiği etkinliklerde AK Parti olarak her zaman milletin yanında halkın arasında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Milletvekili Köktaş her zaman söylüyoruz biz seçimden seçime değil her zaman halkımızın arasındayız. 7 Haziran seçimlerinde de tek başına iktidar olamadık fakat milletimiz %41 oy oranı ile yine AK Parti'yi birinci parti olarak sandıktan çıkardı. Türkiye'nin omurgası ve çimentosu olduğumuzu bir kez daha gösterdi diye konuştu. Sorumlulukla hareket ettiklerini ve ülkeyi hükümetsiz bırakmamak adına 7 Haziran seçimleri sonrası koalisyon görüşmelerini sonuna kadar iyi niyetle ve samimiyetle sürdürüldüğünü ancak görüşmelerin sonuç vermediğini anımsatan Köktaş konuşmasını şöyle tamamladı. Halkımız 7 Haziran'da uzlaşın bir araya gelin diye mesaj verdi. Fakat yaşanan süreçte partimiz birlik siyaseti yaptı ama muhalefet yanaşmadı. CHP blok siyaseti, Sayın Bahçeli hayır siyaseti yaptı. Biz de birlik siyaseti yaptık. İşte yeni bir seçim döneminde de bir aradayız. Biz buralara gelirken sizlerin 7 Haziran'da. Bize vermiş olduğunuz ödevi yapmış olmanın huzuru içindeyiz. Biz bu yerlere vicdanımız rahat bir şekilde geliyoruz. Çünkü sorumluluğumuzun gereğini yaptık. Biz notere gidip de sözümüzü onaylatanlar gibi olmadık. Biz milletimize gittik ve ne söylediysek yerine getirdik. Verdiğimiz sözü hep tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Yeter ki birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun.